Dünyamız evrende küçücük bir yerde Güneş adlı bir yıldızın yörüngesindeki 3. kayalık gezegenlerden birisi. Peki ya Güneş evrenin neresinde? Şehir ışıklarından uzakta sakin bir gece gökyüzüne baktığınızda binlerce yıldız görebilirsiniz. Örneğin bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri 4 ışık yılı mesafede. Güneşimiz Samanyolu galaksisi içerisinde Orion Kol ismini verdiğimiz bu bölgede yer alıyor. Gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz bütün yıldızlar bu sarı daire ile çevrili alandan ibaret. Devamını yalnızca teleskoplar yardımı ile gözlemleyebilirsiniz. Peki ya galakside neredeyiz? Güneş, sarmal bir galaksideki 400 milyar yıldızdan sadece birisi. Ancak Samanyolu'nun büyüklüğü karşısında Güneş'in konumu bir kum tanesi bile değil. Samanyolu galaksisi o kadar geniş ki çapı 150 bin ışık yılından daha fazla. Ve bize en yakın galaksi Andromeda ise 2,5 milyon ışık yılı mesafede yer alıyor. Gökyüzündeki her nokta sayısız galaksi ile dolu. Peki ya Samanyolu galaksimiz evrenin neresinde? Bunu öğrenmek isteyen bilim insanları evrenin 3 boyutlu bir haritasını çıkardılar. Samanyolu galaksisi Andromeda ve çevresindeki 40'a yakın galaksi kümesinden bir araya gelerek oluşturduğu yerel galaksi grubunda yer alıyoruz. Yaklaşık 10 milyon ışık yılı bir alanı kapsıyor. Fakat yerel galaksi kümesi de bulunduğu bir üst küme olan Başak Süper Kümesi'nin sadece alt kolu. Yüzlerce galaksi grubunun bir araya gelerek oluşturduğu bu üst küme 110 milyon ışık yılı bir alanı kapsıyor ve 2000'den fazla galaksiyi bünyesinde barındırıyor. Fakat Başak Süper Kümesi de bulunduğu bir üst küme olan Laniakea'nın sadece alt kolu. Laniakea öylesine devasa bir alanı kapsıyor ki 500 milyon ışık yılı alanı kapsayan ve içerisinde yüz binlerce galaksiyi barındıran devasa bir küme. Laniakea'nın gizemlerini gelin şimdi daha detaylı inceleyelim. Uzayın derinliklerini merak eden bilim insanları uzaydaki gözümüz olan Hubble teleskobu ile evrenin derinliklerine doğru baktılar. Hubble uzayda gökyüzünün bizim boş ve karanlık dediğimiz kısımlarına odaklanmaya başladı ve bu derin alan fotoğrafını bize yolladı. Gökyüzünün boş ve karanlık dediğimiz kısımları aslında sayısız birer galaksi ile dolu. Hubble teleskobunun bu derin alan fotoğrafı evrenin büyüklüğü hakkındaki tüm tahminlerimizi alt üst etti. Peki galaksimiz evrenin neresinde? Hawaii Üniversitesi'nden gökbilimciler ölçülemez büyüklükte cennet anlamına gelen Laniakea'nın bilinenden 100 bin kat daha büyük olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamlarından oluşan bir ekip gökyüzünü saran 8 binden fazla galaksi hakkında veri topladı. Her galaksinin uzaydaki konumu ve hareketi 3 boyutlu bir düzlemle haritalandı. Ve Samanyolu'nun da dahil olduğu kümenin çok daha büyük bir küme olan Laniakea'nın sadece çok küçük bir parçası olduğunu gördüler. Laniakea'nın son araştırmalarda 520 milyon ışık yılı genişliğinde olduğu yeni bir harita belirlendi. Işık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol alıyor. Bölgedeki ortalama galaksi ve yıldız sayısı hesaplandığında bu bölgede toplam yıldız sayısının 100 milyon çarpı 1 trilyon adet yıldız olduğu tahmin ediliyor. Samanyolu ise bu devasa yapının uç noktalarında bulunuyor. Laniakea uzayda o kadar büyük bir alanı kapsıyor ki uzunca bir süre onu birbirine bağlayan galaksi kümelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu bile göremedik. Üst kümeler evrende bulunan en üst yapılardır. O kadar büyük ve geniştirler ki bilim adamları birinin nerede bitip diğerinin nerede başladığını bilemiyor. Evrenin tamamı karmaşık galaksilerle dolu olarak görülebilir. Ancak evrende galaksiler bile bağımsız hareket etmiyor. Laniakea'nın tamamı 5 büyük süper kümeden oluşuyor. Bunlar bizim de içerisinde bulunduğumuz Başak Süper Kümesi, Pavo Indo Süper Kümesi, Erboğa Süper Kümesi, Güney Süper Kümesi ve Hidra Süper Kümesi'nin birleşiminden oluşmaktadır. Bu üst kümeler birbirleriyle madde alışverişinde bulunduğundan sürekli birbirleriyle etkileşim içerisinde. Ancak bu etkileşimde gizemli olan bazı bölümler var. Gökbilimciler galaksileri incelediğinde ilginç bir keşifte bulundular. Galaksilerdeki yıldızların dağılmaması ve bir arada kalmasını sağlayan galaksiler merkezindeki devasa kütleli bir kara delikten kaynaklanmıyordu. Galaksilerin merkezindeki kara delik yıldızları yörüngesinde tutuyor ve bu sayede galaksiler dağılmıyordu. Galaksiyi bir arada tutacak kadar güçlü bir yerçekimi oluşturması imkansız görünüyordu. Bunu şu şekilde örnekleyecek olursak, Samanyolu'ndaki tüm yıldızları, gezegenleri, asteroidleri, gazları ve bulutları ve aklınıza gelecek bütün gök cisimlerinin kütleleri hesaplandığında galaksiyi bir arada tutacak kadar kütle çekiminin en az 5 kat daha fazla olması gerekiyordu. Ancak ilginçtir ki galaksiler dağılmıyor ve bazı galaksilerin merkezinde ise D kütleli kara delikler de yoktu. Dolayısıyla bu yıldızların dağılması gerekiyordu. Ancak galaksideki yıldızlar ilginç bir şekilde dağılmadan bir arada kalabiliyordu. Bilim insanları galaksilerin bir arada kalmasını sağlayan bu gizemli kütleye karanlık madde adını verdiler. Karanlık madde hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak varlığını galaksiler uyguladığı yerçekim etkisi sayesinde biliyoruz. Karanlık maddeyi göremesek de onun varlığı uzayda biliniyor.
Laniakea'yı oluşturan bu dört süper kümenin dağılmasını önleyen şey karanlık madde olabilir miydi? Karanlık maddenin evrende varlığının bir diğer kanıtı ise merceklenme etkisi yapması. Uzayda milyarlarca ışık yılı mesafedeki galaksilerden bize ulaşan ışık bükülmeye uğramakta ve uzayda bir mercek etkisi yaratmakta. Bunun örneğini ise yakın bir tarihte James Webb teleskobunun çektiği derin alan fotoğrafında görmek mümkün. Ortada SMEX 0723 adı verilen bir galaksi kümesi bulunuyor. Bizden 4.6 milyar ışık yılı mesafede. Mesafenin boyutunu anlamak için ışık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bir saniyede dünyanın çevresini 7 sefer tur atabilecek bir hızda. Ve bu hızla bile SMEX 0723 galaksisinden bize ulaşan ışık yaklaşık 4 milyar yıl sonra gelebildi. Dünyanın yaşının yaklaşık 4.5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Yani buradan yola çıkan ışık yola çıktığında henüz dünya bile oluşmamıştı. Ve gelelim galaksilerin merceklenme etkisine. Buradaki galaksi sanki sündürülmüş gibi duruyor. Bu ikisini farklı galaksi gibi düşünsek de bunlar aslında sadece tek bir galaksi. Kütle çekimsel merceklenme etkisinden dolayı bu şekilde görünüyorlar. Hemen bu tarafta görünen galaksiler de muhtemelen aynı galaksiye ait. Ancak Laniakea'yı oluşturan bu kütle çekiminde ilginç olan anomaliler de var. Galaksilerin hareketleri incelendiğinde hepsi bir merkeze doğru çekiliyordu. Uzayın 3 boyutlu haritasını çıkaran bilim adamları, yerel galaksi kümesi ve Başak Süper Kümesi'nin içerisindeki galaksilerin uzayda bir bölgeye doğru çekildiğini gözlemlediler. Bir şey bu galaksileri kendisi de çekiyordu. Ancak milyonlarca ışık yılı mesafedeki galaksileri bile kendisine çekebilecek kütle ne olabilirdi? Süper kütleli bir kara delik mi? Veya devasa bir kuasar? Veya daha önce hiç görmediğimiz bir şey? Büyük çekici teorisi yaklaşık 40 yıl önce ortaya atıldı. Bilim insanları 1980'lerin başından beri Samanyolu'nun yerel galaksi grubuyla birlikte bizden 100 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Başak Süper Kümesi'ne doğru hareket ettiğini biliyordu. Ancak galaksimiz Samanyolu uzayda beklenenden çok daha hızlı hareket ediyordu. Samanyolu saatte 2.26 milyon kilometre hızla uzayda bir bölgeye çekiliyor ve bu hız saniyede 600 kilometre gibi akıl almaz bir hızla gerçekleşiyordu. Ancak yapılan araştırmalar evrendeki 10 milyon üst galaksi kümesinden biri olan Başak Süper Kümesi'nin de dünyadan 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan dev bir kütle çekim merkezine doğru çekildiğini ortaya çıkardı. Astronomlar galaksilerin konumunu ve hareketini incelediğinde büyük çekicinin bizden 250 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu tespit ettiler. Büyük çekici yaklaşık 100 bin galaksiden oluşan dev bir üstün galaksi kümesi ve 5 ayrı üst galaksi kümesinin birleşiminden oluşuyor. Az önce de anlattığımız gibi astronomlar buna Laniakea üstün galaksi kümesi adını verdiler ve bu kütlenin yaklaşık 100 bin trilyon güneş kütlesine denk geldiğini hesapladılar. Laniakea'yı bir arada tutan ve Samanyolu galaksisi ile komşularını kendisine çeken büyük çekicinin kütlesini hesaplayan astrofizikçiler bu kütlenin yaratacağı kuvvetin 100 bin galaksiyi bir arada tutamayacak kadar zayıf bir kütle çekim alanı yarattığını gördüler. Az önce de Samanyolu örneğinden bu konuya değinmiştik. Yani devreye yine karanlık madde giriyor. Büyük çekici sadece galaksilerden değil aynı zamanda karanlık maddeden de oluşuyor. Ama kütlesi tahmin ettiğimiz değerin sadece %10'una eşitti. Üstelik Laniakea'da içindeki 100 bin galaksiyle birlikte 650 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir noktaya çekiliyordu. Bu sefer işler daha da karışmıştı. Tam olarak ne olduğu bilinmeyen bir güç Samanyolu'nu uzayda bir yöne doğru itiyor gibi görünüyor. Evrendeki 2 trilyon galaksi uzayda kılcal damarlar haline yayılarak dev bir kozmik ağı oluşturuyor. Kozmik mikrodalga ışınımına göre Samanyolu saniyede 600 km hızla hareket halinde. Bu durumun bizim için herhangi bir etkisi olmayacak. Çünkü hedefe ulaşmamız 100 milyarlarca yıl süreceğinden hiçbirimiz o günleri göremeyeceğiz. Peki büyük çekici uzayda nerede yer alıyor? Böylesine devasa bir alana etki etmesine rağmen neden hiçbir şekilde gözlemleyemiyoruz? Büyük çekici Samanyolu'nun merkezi doğrultusunda bulunan bir alanda yer alıyor. Burası Samanyolu galaksisinin dikey bir pozisyonda 30 bin ışık yılı alanı kapsayan bir bölge. Gazlar, tozlar, aşırı yoğun yıldızlar ve birçok gök cisminin varlığı nedeniyle Samanyolu'nun arkasında kalan hiçbir gök cisminin gözlemlenemediği bir uzay bölgesi. Büyük çekiciyi göremememizin en büyük nedeni işte bu. Galaksinin merkezindeki yıldızların yoğunluğundan dolayı bu bölgeyi hiçbir şekilde gözlemleyemiyoruz. Gökyüzünün %20'si gibi devasa bir alanı kapatarak en güçlü teleskoplarla bile o bölgeyi gözlemleyemiyoruz. Güneş, Samanyolu galaksisindeki bir turunu yaklaşık 225 milyon yılda tamamlıyor. Yaklaşık 100 milyon yıl sonra Güneşimiz, Samanyolu galaksisinde yarım tur attıktan sonra büyük çekiciyi gözlemleyebileceğimiz bir konuma gelecek.
Tabii o zamana kadar hiçbirimiz olmayacağı için ne olduğunun da pek bir önemi kalmayacak.